Merhaba, bugünkü konumuz İslam medeniyetinde yetişmiş alimler. 12. yüzyıla kadar İslam alimleri eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini incelemiş, diğer yandan da bilimde farklı yaklaşım ve metotlar geliştirmişlerdir. İslam alimleri dogmatizme sapmadan özgürce ve cesaretle ilmi çalışmalarını sürdürmüştür. İslam medeniyetinde gelişen bilim ve bilim anlayışı sadece İslam dünyasını değil, bütün insanlığı aydınlatmıştır. Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilenmesi, Haçlı seferleri, Akdeniz ticaretinin gelişmesi, İslam fetihleri, İspanya'da kurulan medreseler, tercüme faaliyetleri gibi gelişmeler sayesinde olmuştur. Müslüman bilginlerin eserleri, başta Avrupa'nın bilim dili olan Latince olmak üzere, İbranice ve zaman zaman da yerel dillere çevrilmiştir. Bu çalışmalar Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırlamıştır. Müslümanlar fethettikleri topraklardaki idari ve fenni kurumlara dokunmadılar. İran'ın Müslümanlar tarafından fethedilmesinden sonra Cundişapur Akademisi İslam Devleti'nin fen ve tıp merkezi olarak yaşamaya devam etmiştir. Selçuklu Veziri Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye medreseleri birçok ilim adamı ve mütercimin Bağdat'a akın etmesine sebep olmuştur. İlk Selçuklu Hastanesi'nin Nişabur'da Nizamülmülk tarafından yaptırılan mimaristan olduğu bilinmektedir. İsfahan ve Bağdat'ta Melikşah'ın yaptırmış olduğu rasathanelerde Ömer Hayyam ve İsfizari gibi bilim adamları çalışmıştır. Ömer Hayyam'ın içinde bulunduğu bir heyet Melikşah adına 1 Mart 1079'u başlangıç kabul eden Celali takvimini hazırlamıştır. İslam kültür havzaları: Endülüs, Bağdat, Horasan. Endülüs havzası: Kurtuba Medresesi, Gırnata Medresesi, alimler Endülüslü Zehravi, İbni Rüşd, İbni Haldun. Bağdat havzası: Beytül Hikme, Nizamiye medreseleri, alimler El-Harizmi, Kindi, Fergani, El-Belhi, El-Harrani, Er-Razi, Bettani. Horasan havzası: Nişabur medresesi, Belh medresesi, Semerkant medresesi, Uluğbey rasathanesi, Nişabur bimaristanı, alimler Ömer Hayyam, İsfizari, Yusuf Has Hacip, Farabi, İbn Sina, İmam Gazali. Endülüs ilim havzasında yetişen bazı ilim adamları: Endülüslü Zehravi, 936-1013. İslam dünyasının en ünlü cerrahıdır. Kaleme aldığı El Tasrif isimli eserinde dönemin cerrahi bilgilerini ve yeni yöntemlerini tanıtmıştır. Bu eserinde yaraların ateşle dağlanması ve ameliyatlarda kullanılan aletlerin resimlerine yer verilmiştir. Deney amacıyla hayvanlar üzerinde ve kadavrada çalışmalar yapan Zehravi'nin Batı cerrahi uygulamalarının gelişmesinde büyük etkisi olmuştur. İtalya, İspanya ve Güney Fransa'dan birçok kimse İslam Endülüs medreselerine tahsile gelmiştir. İslam medreselerinden mezun olanlar Avrupa'daki okullarda öğretmen olmuştur. İbni Rüşd, 1126-1198. Kurtuba'da doğan İbni Rüşd, felsefeden tıbba, çeşitli bilim dalları ile ilgili yaklaşık 94 eser yazmıştır. Batı'da Averroes adıyla bilinir. Aristo'nun en büyük yorumcusu olarak kabul edilir. 12. yüzyıldan itibaren Avrupa'da Latin İbni Rüşdçülük denilen bir felsefe ve bilim ekolü oluşmuştur. Ünlü astronom Batlamyus'un evren modelini eleştiren İbni Rüşd, yeni gezegen modellerinin oluşturulması gereğini ortaya koymuştur. Yaptığı gözlemlerle güneş lekelerini ilk defa gözlemleyen bilgindir. Tıp ve optik alanında da çalışmaları olan İbni Rüşd, gözün retina tabakasının işlevini açıklamıştır. Bağdat ilim havzasında yetişen bazı ilim adamları: Cebir'in kurucusu sayılan El-Harizmi, İslam felsefesinin ilk temsilcisi Kindi, modern kimyanın kurucusu Cabir, astronomi alimi Fergani ve El-Belhi, tabip ve matematikçi El-Harrani, tabip, kimyacı ve filozof Er-Razi, astronom alimi Bettani, matematik, astronomi, coğrafya, jeoloji, eczacılık alanında Biruni, Cahız, İbni Kuteybe ve Müberret gibi edipler. Horasan ilim havzasında yetişen bazı ilim adamları: Farabi, 870-950. Batı'da Alfarabius,
Abu Nazar gibi isimlerle tanınan Farabi'nin asıl adı Muhabbet'tir. Kazakistan'da bulunan Farab şehrinde doğduğu için El Farabi olarak anılmıştır. Farabi, mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo'dan sonra ikinci öğretmen lakabıyla anılmıştır. İslam dünyasında siyaset felsefesinden ilk bahseden filozof olan Farabi, başta İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd olmak üzere hemen hemen bütün önemli Müslüman filozofları etkilemiştir. Farabi, müzikte seslerin notalarken logaritmayı icat etmiştir. Musiki alanındaki eserinde ud ve kanun gibi müzik aletlerinden ilk defa bahseden kişi Farabi'dir. İbn-i Sina, 980-1037. Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde doğmuştur. Fıkıh, kelam, mantık, felsefe, tıp, astronomi, jeoloji ve matematik ilimlerinde tahsil gören İbn-i Sina, batıda Avicenna, İslam aleminde ise Şeyh el-Reis adıyla anılmıştır. İbn-i Sina öğrencisi el-Cüzcani ile birlikte gözlem evi kurmuş ve bu gözlem evine ait araç ve gereçleri kendisi çizmiştir. Ufuk açısını ölçmeye yarayan ve Azimul Mut halkası adı verilen büyük boyutlu bir gözlem aleti yaptığı bilinmektedir. Bu ölçme aracı daha sonra yıldızlar arası açısal uzaklıkları ölçmek üzere teleskoplara uygulanmıştır. İbn-i Sina'nın en önemli eseri tıp alanında yazmış olduğu El-Kanun Fit Tıp'tır. Tıp ansiklopedisi niteliğindeki bu eser 19. yüzyıla kadar Doğu ve Batı dünyasında el kitabı olarak kullanılmıştır. Batı'da tabip olmak İbn-i Sinacı olmaktır. Sözü deyim gibi kullanılmaktadır. Şeker hastalığını tespit etmeyi başaran İbn-i Sina, nabız inceleme yöntemiyle damar ve kalp hastalıklarını belirlemiştir. İbn-i Sina, akıl hastalıklarının meşguliyet, şok, telkin ve müzik ile tedavi edilebileceğini belirtmiştir. Aydaki büyük kraterlere genellikle bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanlarının isimlerini vermektedir. Bu isimler arasında yer alan Türk İslam bilginlerinden biri de İbn-i Sina'dır. İmam Gazali, 1058-1111. Gazali, Horasan'ın Tuz şehrinde doğmuştur. Gazali, fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe gibi ilimlerde eğitim almıştır. Gazali'nin hocası olan Cüveyni'ye göre Gazali, derin bir denizcidir. Gazali, Nizamiye Medresesi'nde baş müderrislik yapmıştır. Kişinin kendi mezhebini zihni ve akli faaliyetleriyle yine kendisinin bulması gerektiğini savunan Gazali'ye göre şüphe gerçeğe ulaşmanın tek yoludur. En ünlü eseri İhya-ı Ulumiddin'de bozulmuş bir toplum ıslah etme, tekrar Kur'an ve sünnet temelleri üzerine oturtma ve ona asıl İslami erdemlerini yeniden kazandırmaya çalışmıştır. Hoşça kalın.